Sevgili izleyiciler, Karasu Kocaali, yani Kocaali Sakarya'nın bir ilçesi. Biz buraya ikinci kalkan balığı şenliğine geldik. Ancak burada enteresan güzel şeylerle karşılaştık. Bir hocamızın eşi, bir hanımefendi evde inanılmaz güzel el işin ürünleri yapmış. Bunlar baktığınızda üzümler, meyveler, çiçekler, görebileceğiniz her türlü çeşitler var ama bunların özü sabun. Şimdi önce bu hanımefendiyi bir tanıyalım. Bu güzel eserlerini nasıl, ne şekilde, nerede yapmış ama önce bir adınızı, soyadınızı alalım. Nimet Özer. Nimet Hanım, evet. Çok dikkati çeken bir çalışma bu. Evet. Bize bu konuyu biraz anlatır mısınız? Ben kursuna gittim ve öğrendim. Daha sonra evde de geliştirdim kendim. Ve şimdi satışlara başladım. İnşallah başlayacağız da. Yani satıyorum da. Ne güzel. Sohbetimiz sırasında dediğiniz gibi kurslara gittiğinizi, bir öğretmen eşi olarak ev hanımı olduğunuzu ifade ettiniz. Kameranın arkasında bir de güzel kızınız var. Evet. O da ailece bu konuya destek verenlerden biri olsa gerek. Evet. Şimdi efendim, bunların baktığımızda hepsi birbirinden güzel çiçek ya da meyve şeklinde yapılmış. Tamamı sabun değil sabun, mi efendim? Tamamı sabundan imal ediliyor. Rendeliyoruz, hamur yapıp. Aslında Edirne'ye ait ama Türkiye genelinde. Yani yüzyıllardan beri Osmanlı'dan bu yana Edirne'de geçim kaynağı olmuş. Bu tür sabunlar. Evet, evet. Evlerde halen daha yapılıyormuş. Artık yaygınlaşmış. Ben de buraya geldiğimizde biz buluyoruz aslen. Geldik eşimin görevi nedeniyle. Sıkılmıştım, kursa gittim. Sağ olsun hocamın sayesinde öğrendim. Kış gecesinde de bayağı bir şeyler yapmışım. Festivalde duyduk. Hadi dedik çıkalım bakalım. Peki kaç çeşit ürün var burada efendim? Valla çeşidini inanın bilmiyorum. Hakikaten. Var yani 20-30 çeşit. Her çeşidi meyvelerin daha da fazladır. Her çeşit meyve var. Her yani çeşit. Şu bakın mesela şu Hindistan cevizinden tutun. Yani üzüm salkımlarına varıncaya kadar var. Peki bunları alanlar ne maksatla alıyorlar? Hediyelik oluyorlar. Hediyelik. Hediyelik. Peki isteyen bunu sabun olarak kullanabiliyor. Tabii ki mi? Kullanabilir. Kullanabilir. Evet. Çoğunu gıda boyası bakın. Bunlar hep portakallar gıda boyalarından yani zararsız, evet. Gayet natural. Neredeyse bir yarım portakal. Evet, yarım portakal. Kesilmiş bir portakal. Yarım portakal. Evet. Gerçekten. Bakın çok çileklerimiz. Ben bu çilekle bu da çilek. Şu portakalı böyle bir yakına giderek tabii kameraya göstereceğim. Bakın sevgili izleyiciler, inanılmaz güzel. Yani çileğe neredeyse böyle ısırıp yiyeceksiniz. Fevkalade güzel. Portakal zaten portakalın yarısı. Yani anlatacak gibi değil. Fevkalade gerçekten ve bunları bu hanımefendi çok güzel bir şekilde yapmış ve satışa sunmuş. Tabii burada armutlar var. Evet, yok yani. Çilekler var, üzümler var. Yarım karpuzundan tutun. Efendim da. Kivi bile var ki kivi Türkiye'ye son giren meyvelerden biri. Evet. Ama burada kivi de var. Böyle güzel sepetlere ambalajlamışlar. Çok fevkalade gördüğünüz gibi olmayan yok. Gerçekten kutlamak lazım. Demek ki para kazanmak isteyen her ortamda para kazanıyor. Bakın hanımefendi bir ev hanımı ama evde oturmamış, bunları yapmış. Ve bunları da tatil günlerinde, tatil beldelerine ya da turistik gezi yapan bölgelere çıkarıp böyle pazarlıyorlar. Ne mutlu, ne güzel diyoruz. Gelecekle ilgili, bu konuyla ilgili bir projeniz var mı efendim? Daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Evet, evet, çeşitlerimizi veya tanzim şeklini daha da farklılaştırmayı düşünüyoruz. Bu bizim ilk. Peki, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Gelişmiş şekliyle de inşallah karşılaşır. İnşallah. O haliyle de bir reportaj yaparız. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun.